الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bugünkü mevzumuz dün devam edecektik ama dört ders yaptık. Sebat ve metanet yeterli. Aslında iki derslik de var ama bugün ciddiyet ve vakar esası. Ciddiyet ve vakar esastır. Esas neydi? Değişilmez. Değişmez. Olmazsa olmazlarımız. Dershane ehlinin, Nurcu'nun kabul etmesi mecburi. Yapabildiği kadar şükreder. Bu klima galiba öksütüyor biraz. Çünkü yapabilir abi. Öksütüyor, öksürük yaptırıyor. Mesela böyle bir tik olmuyor aşağıda. Bu neyse. Ciddiyet neymiş? Ağırbaşlılık, gayretlilik, hürmete değer şahsiyetlilik. Gayretlilik. Gayretim, lügat manası veriyorum. Gayret, ağırbaşlılık, böyle ağır şey değil, kilo değil bu. Ağırbaş, doldurmak, boş kafa, bilgi yok. Ağır kafa, dolmuş kafa. Yani ben ağırbaş olacağım diye ağırbaş olunmuyor ki. Ağır, doldurulmuş, malzemesi var. Hani hatada hatayı ve hastalığı telafi etmenin mesela bedensel olur, ruhsal olur, ailevi sorun olur, fabrikasyon olur. Yani ne yapacağız? Sorunları çözmede nasıl ki her sorunun iki ayağı var. Her şeyde de, panik atakta da, bunalımda da, maddi. Bir, birinci ayağı hatayı doğru tespit etmek nedir? İki, bunu tamir etmek için malzemenin olması. Tamir malzeme. Evet. Ağırbaşlılık, malzeme sahibi olmak. Gayretlilik, hatayı tespit edip hedefine doğru kilitlenmek. Sonra bu iki sıfata sahip olan bir insana hürmete değer şahsiyetlilik oluşur. Zıddı iş ve vazifede gevşeklik. Gaye hayali yok, maksadı yok. Ciddiyetsiz insan ne demek? Gayesi yok. Yani ciddiyetsiz ile laubali manasında değil. Ciddiyetsiz. Hani adam ciddi değil. Samimi değil. Hasbi değil. Yani hayata gelişinin fark etmemiş, bilmiş. Gaye hayaller esaslardan değil mi? Tabii. Gaye hayal sahibi olmak, gaye sahibi olmak esaslardandır. Ya bir de onu yapalım ya. Kaçıncı maddeydi ya? Vakıflar atma. Sen sadakat, ciddiyet, iktisat, istina, tebliğ, tarafkarlık, adalet, enanet, riya, rekabet, mevhidar, gay sahibi olmak. Bu 22. madde. Anons yapılmadı. Anons yapın. Ders başladı diye. Gençleri yok abi. Onlar bir iş için şeye bakmaya gittiler de. Olsun. Fatih abi yapalım. Tamam. Demek ki zıddı. İş ve vazifede gevşeklik. Yani gaye sahibi olmamak. Hacı abi, ders başladı abi. İş ve vazifede gevşeklik. İhmalkarlık davranışlarda laubalilik ve hafifliktir. Niye laubalı olmasın? Adamın böyle bir özümsememiş ki. Yani özünü bulmamış. Ne özümüz davayı mı yani? Davayı yani kendi karşı dava derken
özünü fark eden, özünü merak eden insandadır yani. Dava hariç bir şey değil. Biz Risale-i Nur okuyoruz kendimiz okumak için. Yani tasavvur, tasdik. Bugün şimdi bakıyordum da niye tasavvur? Tasavvur düşünmek zannediliyor. Aslında öyle değil yani. Dimağdaki depoların üzerindeki ipini açmak demektir. Tasavvur. Depolarına ulaşamıyor adam. Kapalı, kilit kapalı. Tasavvur, düğümü açmaktır. Vazifede gevşeklik. Niye? Kendisine samimi değil ki davasına samimi olsun. Davası derken, davası, davaya değil yani. Davam diyor, yani ben. Dava derken benim yani. Risale-i Nur'u ne okuyoruz? Kendimizi tanımlamak için. Kendimizi bulmak için. Tanımak için. Seyahat etmek için, seyr-ü sefer etmek için. İçsel seyahatımızı tanımlamak için. Nurculuk yokken tanımadan önce böyle bir şey mi olurdu? Böyle bir ders mi vardı? Enfus denemek yani, enfus dersi. Ne derdik? Mertek derdik ya. Dağcığım, DNM der. Enfus ne demek ya? Fak ne demek? Böyle bir şey olur mu? Dün Muhammed İnkışaf dedim değil mi? Abi İnkışaf ne demek dedi değil mi? Hem de tarih mezunu. Üniversite mezunu. İnkışaf değil mi? Öyle sormuştum. Kusura bakma. Toplumun seviyesini tanımlamak için söyledim. Yani onları tanımasak inkışafı soruyor. Sen de üniversite tarihi bölünmesin. Yani Risale-i Nur nerelere taşımış sizi farkında değilsiniz. 10 tane üniversite mezunundan daha şey kendini ve toplumu tanımlama noktasında 10 tane üniversite mezunundan daha geçmişsiniz. Adam profesör olmuş. Daha kendisini tanımıyor ki. Atomda gaye arıyor, kendisi gayesiz olduğunu iddia ediyor. Bu bildikçe daha cahil olmuş. Atom da gaye arıyor, ot da gaye arıyor, kendisi gayesiz olduğunu iddia ediyor. Yani her derste tamamdır sanmıyorum abi. He? Bütün dersler vardır sanmıyorum. Niçin var? Sebebi şu. Yani mübalağa değil. Bütün derslerin hakikatına nüfus ediyorsun. Detayına değil. A eşittir 1 bölü 2, A t kare formülünü bilmeyebilirsin. Yani bunlar yok. Ama bütün kainatın hakikati olan Esma-i İlahiyedir. Kainat 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Sen ballar balını buluyorsun. Bunun arkasındaki Esma-i Müşerref oluyorsun. Bu detay ne yapacaksın yani? Sürtünme kanunu, hız kanunu neymiş? Mesela gökyüzüyle uğraşan bilim mesela şeydir, 7. şu. Neyse ya, tabii 7. yani o hani detay kastettiğim formu. Yani Risale-i okuyan şey fark ediyor. Kainatın 12. sözde var ya, bir diyor sarayın sahibi saray hakkında yazı yazdırmak istemiş. Nedir? Adam detayla meşgul olmuş. H2 o nedir? Nasıl bağlanmış? Neye bağlanmış? Ötekisi bunu yapan niye yapmış? Bununla neyi kastetmiş? Bana ne demek istiyor? Ve bu neyi ifade ediyor? Beni nereye taşıyor? Farka bak. Mana ismi, mana harfi. Demek ki ciddiyet ve vakarın zıttı olan iş ve vazifede gevşeklik. Bir daha söyleyeceğim dershane el için. Adam rink meşrep. Hafif meşrep der usta. Hafif meşrep. Yani yılışık. Mahkeme duvarı olmak değil. O kalı ve zamanı yani yeri ve zamanlamayı iyi bilir. Kendini idare eder. Başkasına bırakmaz kendisini kontrol etmeyi. Başkasının ikazına da bırakmaz. Bazılar var, kontrol edilmeyi, kontrol edilmeyi, başkası tarafından idare edilmeyi çok sever. Öyle yani. Gölge insan büyütülmüş. Yani anne babalar başta hata yapmış. Yapamazsın, bırak, beceremezsin, bırak onu. Çocuk hakikaten denile denile beceremiyor ya. Özgüveni yok, yapamıyor. Vazifede gevşeklik, ihmalkarlık, davranışlarının neticesinde ne çıkar? Laubalilik ve hafiflik. Laubali.
La'u. Lavabo. Lavabo oradan geliyor. Her türlü el yıkama, yüz yıkama gider lavaboya. Affedersin, büyük tuvalet gücü lavaboya. Bazı yerlerde tuvalete lavabo denilir. Banyo lavabo. Lavabo. Yani her şeyi deliğinden alıyor. Lavabo deliğinden alıyor. Her şey giriyor adama. Lavabo ne demek? Her şeye açık olmamak. Şeyi koymuş, elek koymuş. Her şeyi görmez, her şeyi duymaz. Bu çok önemli ya. Bu sana çok lazım. Şey, tam da zamanında girdi. Lavabo ne demek biliyor musun? Lavabo var, lavabo. Osmanlıcadan geliyor. Lavabo, el yüz yıkamak, çamaşır yıkamak, elbise yıkamak, necis falan, tuvaleti de lavabo. Yani her şeyi delikten al. Hangi şeyi döktün de lavabo kabul etmedi? İşte davasını bilmeyen, kendisini tanımayan, kendisini tanımlayamayan, nerenin malı olduğunu, nereye doğru gittiğini ifade edemeyen, bu konuda ciddi bir yatırım yapmayan kendisine lavaboli olur. Rint meşrep olur, hafif meşrep olur. Lavabo. Şimdi anlıyor musunuz bu tabirleri dolduruyoruz? Biz bir nur talebesine her şeyi dinlettiremezsin, her şeyi eline veremezsin, her şeyi seyrettiremezsin. Her şeyi konuşturamazsın, her şeyi yaptıramazsın. Çünkü lavaboli değil. Çünkü lavabo değil. Oturuyor mu şey? Evet, oturuyor. Oturuyor değil mi? Ha, biz lavabo değiliz. Hani bazen söylüyorum, özür diliyorum ama ancak öyle olur. Her şey lazımdır, lazımdır diye adam lazımlık oluyor. Yani herkes onu pisliyor. Ya her dükkanda gördüğüne lazım diyor ya. Elbette ki lazım ama burada değil. Biraz hevesini, lavaboli olma, lavabo olma, hevesini, isteklerini, emellerini, Allah'ını seversen Nurcu, ertelemeyi ve ötelemeyi bileceksin, kazanacaksın bu sıfatını. Çünkü ahirete öteme, ertelemeli, ötelemeli. Çünkü fıtratta her şey var. Her şeye talip var. İnsanlık bütün kainat alakadar etmiş diyor. Hatırladınız mı? Dokuzuncu sözde diyor galiba. Dördüncü nüktede mi ne? İnsanlık, insanı bütün kainat alakadar etmiş. Ha? Yani bunu bileceksin. Hani bazen diyorum psikolojide bu tür şey. Çok ucuz abi. Lazım olmayan bir şey almak çok ucuz dahi olsa çok pahalıdır. Hiçbir şey yaramayacak ki, lazım değil. Ondan sonra elzem değil, lazımsa elzem değil. Onun için ötelemeyi sonra ahirete ertelemeyi diyebilmeli ve bunu kazanmalıyız. Sanki yedim demeyi bilmeliyiz. Çocuk muyuz her gördüğümüzü yapışıyoruz? Kadın mıyız ki her istediğim gördüğümüzü istiyoruz? Heves, hevesle hareket ediyor. Ama kendini kontrol edebilmiş kadın demiyorum. Onun için hafifliktir ikinci sıfatı. Bir tanesi lavabalidir. İkincisi hafiftir. Ne hafiftir? El paltosu yok üzerinde. Millet kayda almıyor yani pek lavabal olmuyor. Aa, niye? 90 kilo gelmiyor. 70 kilo tabii ki hafif olur. Ne demek o? İçi boş. Hafiftir. Boş kafa, dolu kafa, ağır başlılık. Ağır baş, büyük kafa, öküz kafa, öküzün kafası var, ağır baştır. Hayır, içi dolu olmak demek. Doldurmak, hazineye sahip olmak. Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelerin malik, viraneler var. Öyle ev dökülmüş ki, öyle yıkılmış eve, haraba, şey yapma yani, öyle hor görme. Öyle o binanın içinde, temelinde hazine var ki, o binanın 10 katını yapar. Aynı böyledir bazı insanlar. Haraba değilini, böyle giysisine, böyle şeyine bakma. Öyle insan var ki, öyle insan var ki, hazineler malik, viraneleri böyle görünüşü var. Hazineye malik. Usta demişler abi, zahide gördükleri için bak, bilmi hali bilmiyor. Evet.
la hafifliktir. Lüzumsuz konuşmak, lüzumsuz konuşmak, gülmek, el ve dil şakaları yapmak, büyük küçük arasında adap ve hürmet kaidelerine uymamak, ciddiyete aykırı hareketlerdendir. Eylem bu. Şimdi eyleme dönüştürdü. İmam Ali söylüyor, öyle hatırlıyorum. Hasan-ı Basri'nin, yani bir büyük zattan okudum. El hareketleri, el şakalarının akıbetini ben iyi neticelendiğini görmedim diyor. Görmedim diyor. Ben diyor, kainatın kuruluşundan evvelinden ahirene kadar bütün sırlara vakıfım diyor. İmam Ali, o diyor bunu. Ondan sonra ikide bir diz şakalarını yapmak, ha 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 gülmek, bu hafifliktir, laubaliliktir. Laubalinin özelliğidir, bize haber verir içinden. Çünkü muhakematta diyor ki, 90. sayfada, kelam kişinin karakterini gösterir. Kelam nerede ve nasıl terbiye olduğunu bize haber verir. İmam Ali diyor ki, kişi dilinin altındadır. Ustad da diyor ki, kelam kişinin karakterini ifade eder, gösterir. Allah Resulü yeni gelenle tanışmak, bizi öğrenmek için şey yapıyor. Diyor ki, hadis bir mana, tam metini diyemediğim için bir mana diyorum. Gelenlere ismini sorarmış, işini sorarmış, ismini sorarmış, işini sorarmış, babasını sorarmış, bir rivayete göre dedesini sorarmış, nerede oturduğunu sorarmış. Bunu hadis imamları şöyle yorumluyorlar, ben psikolojiyi çok sevdiğim için, ruhsal terbiye, bu tür şeyler çok ilgimi çekiyor, külliyatta da öyle, çok ilgimi çekiyor. İşi de olması gerek abi. He? İşi de olması gerek. İşi de sorsaydım da ona. İşit işitti ya. Mesela adını sorarmış, ismini, işini, babasını, bir rivayete göre dedesini, bir de oturduğu yeri. Tak rivayeti de söylüyorum. Bir rivayete göre dedesini de sorarmış. Ondan sonra. Ben şöyle anladım yani orada da. Muhakematta da öyle 90'da şöyle anlıyorum onu. Şimdi gelenler var ya yeni, size örnek olur diye söylüyorum. Ben de yapıyorum, dikkat edin. Bir simayı görünce, göz kalbin aynasıdır, bana 20-30 haber veriyor. Allah'ın izniyle, 20-30 gözünden anlar karakterini. Göz kalbin aynasıdır diyor münafık bahsinde. Mimikler var, buralar, buralar. Ondan sonra otururken böyle, 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 böyle. Bunlardan da kısmen, kapatıyor mu, açıyor mu, kapalı mı, açık mı? Zina mı, namaz kılıyor mu, kılmıyor mu, sabah ele mi belli oluyor. Ha, bunu belirlemek için, tespit etmek için bir nur talebesi, ders yapan abladır, abidir, ne yapar? Bunu ilk önce, biz tarihi bir kronoloji yapmıyoruz adama, sorulur, sorarsınız. Adın ne kardeşim? Öyle ya, nereden geliyorsun maşallah falan inşallah, yani bu sıralamayı takip edersen, niçin konuşturuyoruz? Şu, ta ki sorularımıza, yanıtladığı, cevapladığı kelimelerle o kullandığı kelimeler batını dışarıya çıkarıyor. İçini dışarıya ediyor. Çünkü kelam kişinin karakterini gösterir diyor mahkematta. Ne tabir kullanıyor? Bu noktaya nazar mı diyor, bu baz mı diyor? Müştehit mi diyor? Şey mi diyor? Müştehitlere İslam şeyleri. Ne diyorlar ona? Böyle ulema-i su diyor bunu. İmam Azamlara şey diyorlar. Şey diyorlar ya böyle, uyduruk. Alimleri mi diyor? Yok. Bilginleri. İslam bilginleri. Müştehit ağzına almıyor. Tabii ki Vehhabi kokusu var bunda. Yani ben de varım diyor. Ne olursa olsun zihin. Çünkü kelam karakterini gösteriyor. Müştehit diye iştihad eden yegane kaynak göremiyor yani. Hissiyatı buna müsait değil. Avrupa'ya karşı çıkar bidatlara, kürsüde, kendisi kravatlı çıkar. Küllün bidatın dalaletün, küllün dalaletün finler der, ders yapar. Kravatlı yapar, takkesiz ders yapar, kısa kollu ders yapar. Bir de
sünnet-i senin dersi yapıyor mesela. Çok tuhaf, tutarsız. Çünkü ha diyeceksin ki görselin pek emniyeti yok, öyle mi? Görselin emniyeti yoksa Allah bu kainata niye renk koydu? Niye müştehit alimleri, hanefilere göre söylüyorum, takkesiz namaz kılmak, kısa kollu namaz kılmak, çorapsız namaz kılmak erkeklere mekruh. Kadınlara namaz iptal eder çorapsız namaz kılmak. Hanefi mezhebinden söylüyor. O ki görselin emniyeti yok. Yani görselin emniyeti yok ya. O ayvayı niye sarı yaptı da kırmızı yapmadı? Niye karı beyaz yaptı da siyah yapmadı? Hani Allah'ın hikmeti yok mu? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu renkleri seçmedim. Şekli o seçmedim. Resim caiz olmadığı halde ustad niye içtihad ederek resmi tarihçesini koymasına müsaade etti? Yeni nesile gösteriyor işte bak. Ben buydum, böyle yaşıyordum. Bak eli dağlar et, buram avcım et. Biz de merak ederdik. Acaba sarıp takar mıyım, nasıl yapar mıyım? Ha model. Çünkü modeller yok edilmiş de ondan model, asıl saadet modeli konmuş önümüze. Nasıl yapacaktık? Nakledenler de asılmış, yok. Nakledenler yaşayarak gösterecekti, yaşayanlar yok. O zaman böyle ruhsat olmuş. Arkadaşlar çok dallandırıp budaklandırdığımı biliyorum ama içim yanıyor böyle, azap çekiyor. Görselin emniyeti var kardeşim. Böyle ders yapan kardeşim, benim canım kardeşim, böyle yapma. Yapma böyle. Tabii bir sürü şey diyeceksin, yok Araplarda şöyleydi, kıvırmak dedi falan, bir sürü. Kıvırmak gömlek, ha sen de kıvırıyorsun şimdi, yapma. Ustad yapmamış. Ustadımız örnektir. Ustad örnektir. Ha sen niye sarıkla şey yapmıyorsun nasıl? Veya şey, yapamıyor. Ama inkar etmiyor. En doğrusu odur diyor. Nasıl çıkayım böyle karşınıza böyle? İmam-ı Şafii namazda değil, sokakta takkesiz dolaşanın mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Nikahta kabul etmiyor adamın şahitliğini. Fasıktır diyor İmam-ı Şafii. Dört bak mezhepte bir tanesi. Şafii. Yani şişettin mi manası? Lütfen. Ustadımıza bakın. O kadar mıyım ki bu sarık demiş, bununla çıkar. Daha izahı yok. Ha, bu da bir şekil. Ne var canım, çıkarsa ne olur? Bu kafa bununla çıkar diyor. Kafayı gösteriyor. Önüne bak yani. Allah Allah. Bizim için mana ifade etmiyor. Peki ya hatıralar neyi naklediyor şimdi? Nakletsenize bunları. Usta daha çıkarmış. Ustad gezermiş. Onun gibi tefekkür edersin kes. Ustad efendim üç tane çay içermiş, üç tane, ikişer şeker mi diyor. Ustadın üç kilo balı varmış. Uuu cımbız da topla. Ustadın da sarı varmış, sarıksız dolaşmazmış. Şalvarsız dolaşmazmış. Şimdi Nurcu benim şalvarıma dil uzatıyor biliyor musunuz? Bunlar diyor Nurcuların tarikatçılarıdır diyor. Benim bizim güzetim Uygur'um için diyorlar. Çünkü şalvarlıyız ya. Cübbeli dolaşsa Mahmud Efendici oluyoruz. Lan İslam'ın şey ayrı ya. İslam'ın kisve. Yapamıyorum sakala mı dil uzatacağız? Şair İslam ya. Ama şunu diyorum içimden geçirip. O sakalı kisvedekilerin zahirileri gibi keşke içleri de öyle olsaydı. Temennim. Zahiri kisveyi tam olanların keşke içleri de böyle dolu olsaydı. Keşke çırıp çıplak gezen kadınların dışları içleri gibi olsaydı. İçleri çok temiz insanlar var. Kapanıp namaz kılanlar var. O bacılarıma sesleniyorum, hürmet ediyorum, değer veriyorum onlara. Keşke içleri gibi olsaydı dışarısı. Nereden bak gidiyorum? Keşke görünen bu sarık, cübbe, şalvarlı olanların içleri de keşke böyle dolu olsaydı. Keşke çıplak hanımların içleri gibi dışarıları da güzel olsaydı. Çünkü içleri çok güzel, çok oruç tutan var. Aman aman %90'ı. Bana bir tanesi ne yaptı biliyor musun? Almanya'dan geliyordum şimdi. Şimdi yine. Havalimanında. Kur'an okuyorum. Ondan sonra öyle daldım ki ezberde. Ben sırada duyuluyor.
Yani daldım yani. Ha demek ki zevk. Yani yanlıştım. Durakta bekliyorum yani şeyde. Pasaport şeyinde. Ondan sonra geldi. Beyefendi bakar mısın? Baktım. Tamam canım. Ya ne yapıyorsun sen dedi ya. Bu arada herkes sana bakıyor. Bak sana Kur'an okuyor. Burada ne okuyorsun öyle? Bana sessiz yap dedi ya. Bak dedi ben rahatsız oluyorum dedi ya. Kur'an'a böyle hürmetsizlik. Bazıları belki de gülecek dedi ya. Ben Kur'an'ıma, Kur'an'da demiyor, Kur'an'ıma saygısızlık olur diye seviyorum. Dedim ki Allah senden razı olsun. Daldım dedim. Zaten daldığın için ben seni ikaz ettim. Tamam. Sağ ol dedim. Tamam. Ne acayip bir şey. Keşke bunun zahiri gibi olsaydı, içi gibi olsaydı zahiri. Zahiriler içi gibi olsa, bunların da içleri, dışları gibi olsaydı keşke. Bir kağıt versene, bir şey hatırlama kağıt. Unutma. Şuradan. Nasıl? Koparma, koca kağıdı koparma. Tamam. Yok. Ver. Tamam. Bir şey hatırlama kağıdı. Şimdi sağ ol. Bu akşam gördüğümü hatırladım şimdi. Rüya mı? Hı. Mühendis. Amin. Dedim ki bir tanesine sordum. Anlatayım size. Kaydedeceğim de defterimi unutmayayım. İşte nerede? Bilmem. Rüya. Sen iste kabul et isterim. Niye böyle oluyor dedim. Bir nur talebesinde haset, kibir, haset, gurur, kibir. Ben merkezdi ve ümitsiz olmaz. Niye böyle oluyor dedim. Ben bunu anlayamıyorum. X birisine dedim. Ya. Dedi ki bak ya. Risale'yi okuyorsunuz. Risale'yi okuyorsunuz. Okuyorsunuz. Risale'yi okuyorsunuz dedi. Mülk var, melekut var, evveli var, ahire var. Bir nur talebesi mülkte kalırsa, zahiriyle meşgul olur, batına intikal etmese, bu hastalıklar onda olur dedi. Eğer mülkü aralayıp melekutu da tefüz ederse, mülkte melekute geçerse, geçme nispetinde bu hastalıklar onda olmaz. Dedim efendim, kucaklama da bundan mı geliyor? Yani kardeşim, Müslümandır, Nurcu kardeşim, kucaklayamamamak gene bu. Bütün menfi duygular bundan çıkar dedi. Melekute geçememekten. Yani Risale-i Nur evvel ve ahir ve zahir ve batın. Evvel, ahir, zahir ve batın. Yani her batına geçen zahiri kısmen aralamış. Ama her zahirde olan batında değil. Ama her batında olan zahirdededir. Üniversiteyi bitirenin aynı zamanda ekoloji diploması da var. Yani emrazı kalbiye ve ruhiye, yani hastalıklar, o ne enaniyet, gurur, kibir, yani işte onlar, bunlar, hayır, kucaklamaya. Mesela enfusu yakalayanın enaniyeti olmaz. Enfusu aralayan. Mesela bir misal vereyim. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Yakından bildiğin için söylüyorum. Piri fani olmuş. Tamamen bitmiş. Bedensel de bitmiş. 57 kilo mudur? 53. 53 mü düştü? Nadir abi mi? Abdurrahman 53 mü? 57. 59. 59'a çıktı. Kaptı da 54'a çıktı. Güçlü almıştı. Bak piri fani. Evet. Şimdi bu batınla devam ders yapıyor. Enaniyet olur mu? Ben merkezde olur, gurur kibir olur. İstesi de yapamaz. Abi yüzüne bakıp rahatlıyor ya. Tabii, neyse. Yani bugünkü gördüm de şimdi hatırladım, onun için istedim. Ne için girdi? Unutmayayım, defterime kaydedeceğim. Bu ben yakaladığım bir şey değil ki. Bana öğretildi.
Rüya ya, rüya. Herhangi bir iddia değil bu. Rüyada yok. İşine gelirse kabul et, işine gelmesi etme canım. Çünkü ne yazdın diye merak edersiniz de ifade ettim. İşine geliyorsun, benim işime geliyor. Risale-i Nur'un dışında konuştuklarım bana ait. İşine gelirse kabul edersin, yoksa arkasına Allah seni ıslah etsin diye beddua etme. Allah seni ıslah etsin, Allah yardım et. Dua et, gönder bana, kabul etme. Allah rızası için yanlışı sokma kafana. Ben yanlış söyleyebiliyorum. İslah tabiysen gibi beddua gibi abi. He? İslah et, Allah seni ıslah et. O da öyle. Hidayet. Şey, hidayet. Doğru söylüyorsun. Hidayet. Çünkü Allah Resulü doğru. Ya Rabbi sabır ver. Demiş bir sahabe, bela mı istiyorsun demiş. Et ıslah etsin, evet, bela gibidir. Doğru. Hidayet versin demek lazım. Hidayetini artırsın Allah diye. Allah razı olsun. Diğer bir manasıyla ciddiyet, bir kimsenin esas gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve gayretle ele alması, hassasiyetle ve fedakarane takip etmesidir. Şer'i manası bu. Lugat manası değil şimdi. Şer'i manası bir kimsenin esas gaye edindiği davasını, esasını, davasını, vazifesini tam bir alaka. Alaka, mesela nutfeden alakaya, alakadan nutgaya. İsim şey olduğu için. Alaka, kan peltisi değil. Kan peltisi de var manası ama esas şu. Bu takke, çamaşır ipine alaka olmuş. Alaka, takılmış. Takılıp yukarıdan aşağı asılan demektir. Nütfeden alakaya, rahimde çocuk tavana yapışık büyür, yukarıdan aşağıya. Allah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu o tarihte bilmesi mümkünatı var mı? Nütfeden alakaya, yani ne alakan var, ne takıntın var, ne bağlantın var. Nütfeden alakaya, yani tavana takılıp mandallanıp yukarıdan aşağıya asılan. Ha, çocuk böyleyken nurcu da davasına alaka, münasebet değil, bağlı olan. Bağlı olup büyüyen. Çünkü dava kutsidir ve ulvidir. Cihan şumuldür, sen oraya takılmışsın. Tak, mandalını koparmamak. Ustadımızın tabiriyle kablo. Basit bir telle umum devletin telefonuna ve ceyranından istifade ediyorsun. Basit bir alakayla. Bağın olacak ama ilimde olur, dershaneyi süpürürsün, ekonomi olur, fatura yatırırsın, büyüklenirsin. Mesela Zübeyir abinin dediğin tabiriyle dershanede ihlaslı mı iş yapmak istiyorsun? Çok ihlaslı, takdir fazla gibi. Lavaları silin diyor. Lavaları silmek, emek yapmak, dershanenin en halis hizmetidir. Ya. Yemek yapmaktan ileri. Çünkü yemek yapmakta takdir var. Oo, eline sağlık Mehmet ya, ne güzel bulgur yapmışsın ya falan. Ya estağfurullah abi, ama oluyor. Ama tuvaleti gidince, tuvaleti gittin bitirdin, kimse yok. Tertemiz. Allah razı olsun. Dersin. Dışarıda Allah razı olsun dersin. Yani Allah bir razı oldu mu bitti. Kimisi tuvaleti temizlemekle Allah ondan razı olur. Allah bir razı oldu mu? Allah ya. O bu küçük şeyle olur mu? Sana ne ya? Allah bu. Olur. Allah için küçük yok. Allah. Lezzetlidir. Allah. Allah hoştur. Ya. Ciddiyet herkes için emniyette olmakla beraber bir hizmet cemaatine dahil olan hizmet ehli için daha çok emniyetlidir. Herkese lazım ciddiyet ama dava adamı için olmazsa olmazdır. Mesela iş yerindesin, okuldasın, ne bileyim toplumdasın. Sen laubali, gayri ciddi, ha 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 hu, lan ne der? Ulan okuduğun, sahiplendiğin davası adamı adam etse sen adam olurdun. Ben nasıl da adam olayım ki, bana cesaret vermiyor ki senin halin, o davaya gireyim. Der. İşte doğru olan İslamiyeti, İslamiyeti doğruluğu, İslamiyet'teki doğruluğu biz yaşasaydık Avrupa'daki milletler ferç ferç İslamiyet'e dahil olacaktı. Ya kardeşim ben ha 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 burada, hu bu kürsüde. Lan yeni gelen diyecek ki, lan ne yapıyor ya?
komedi mi yapıyorsun burada? Lan o tiyatroda olur. Her şeyi yerinde yap kardeş. Karıştırma. Nereden uydurmuşlarsa güldüreceksin, bilmem ne anlatacaksın. Menkibe anlatacaksın. Nereden çıkartmışlar, nereden uydurmuşlar? Millet bazı alışmış abi. Yeni gelen ne diyecek? Biraz samimiyse. Lan okudu, adam adam etse bu adam olurdu. Bu adamı adam edememiş de ben yeni bir talip olacağım, müşterisi. Beni ne zaman, beni nasıl eder ki? Etme özelliği yok o kitapta. Bizi görüp de nurcu oluyorlar. Nurculuğu görüp de nurcu olmuyorlar. Öyle bir şey yok. Biz nurculuğu görmedik ki. Tercih mi ettik? Birisi kolumuzdan tuttu. Ya gelir misin? Gittik orada adamların yaşantısını. Öyle baktık samimi, ciddi. Dersten daha ciddi, daha tesirli alakalarını gördük. Dersten sonra diyorum ya size. Dersten daha mühimdir. Dersten sonra yeni gelenle yanına oturma. Kardeşim hoş geldin, bacım hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz, safalar getirdiniz. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. Ondan sonra ilginizi çekmemiş ders olabilir. Ama her zaman aynı ders devam etmiyor. Farklı dersler oluyor. İnşallah ilginizi çeken ders de olur. Yani o sıcak bir yumurta, yani şey bir yumurta sıcak ortam olacak ki neşelenemez. Alaka. Çoğu insanlar bu sıcak ortamdan nurcu oluyorlar. Kimse mutlak ve mücerret olan nurculuğu görüp de güzelliğini fark edip de alim ilmine şeyin kıymetini anlar. Resulullahsız Kur'an olur mu? Ustadsız Risale vücuda gelir mi? Anlaşılır mı? Dershanesiz, vakıfsız, yani takdim edensiz nasıl nurculuk olacak? Ahlak-ı peygamberiden ciddiyet. Peygamberin ahlakıymış. Olmazsa olmazıymış. Peygamberlerin temel sıfatları. Mecbur. Nurcuların da esastır bu. Ustadımız esas diyor. Yani. Peygamberin delili sıdkı. Bak peygamberin ne demek delili sıdkı? Sadık delili. Doğruluğuna, peygamber olduğuna delil bir tanesi nedir? Ciddiyet ve sıdk. Bak her bir hareketi, her bir halidir. Evet, her bir hareketinde ademi tereddüt. Yani her hareketinde acaba böyle mi yapsam falan. Yaptıktan sonra doğru mu yaptım? Tereddüt olmayacak. Ademi tereddüt. Tereddütsüz. Ve muterizlere ademi iltifat. Yani itiraz edenlere efendim tamam ben kendimden taviz veriyorum. Yapmamak. Muarızlara ademi mübalat. Aldırış etmemek. Muarızlara. Hiç kale almamak. Varmış yokmuş. Mübalat. Aldırış etmemek. Emnet vermemek yani. Mübalat. Ve muhalif olanlardan ademi tahaffufu. Muhalif korkmaması. Muhaliflerinden korkmamaları. Bu neyi gösteriyor? Sıdkını ve ciddiyetini gösteriyor. Bundan daha ileri bir gösterge olmaz. Allah'ını seversen benzin göstergesi arabamdan bitince şüphen var mı? Ya yok canım öyle gösteriyor ama benzinim var der misin? Hararet yükseldiği zaman inanmıyor musun göstergeye? Ya acaba inanmayan bir şoför var mı? Ya bir gösterge kadar mı değeri yok ya şu peygamberin? Göstergeye bak. Göstergeyi konuşurum bak. Her bir hali, her bir hareketi göstergedir. Mesela tereddüt etmemesi. Muarızlarına tam canım iltifat yani onların ikna şey yapmak için, ısındırmak için batılını tasdik etmiyor. Yok kardeşim doğru bu işte kabul et, ister etme demesi. Muarızlardan, muarızlara emniyet vermemesi. Düşmanlarından korkmaması. Davasını kendisi yaşaması. Bundan daha güzel gösterge olur mu? Daha ne olur ki? Ben anlamıyorum ki. Daha ne olur bir insan peygamberi? Ya doğru adam olduğunu, kendi iddia ettiğini, kendisi yaşadığından daha güzel gösterge olur mu? Davasından taviz vermiyor yaşantısından. Ondan sonra emniyet vermiyor zıtlarına. İltifat etmiyor yanlışa. Çekinmiyor, gayret, ciddi, samimi.
iddia ettiğini yaşıyor. Ya ondan daha ne olur? Başka ne olması lazım ya? Haşallah mı insin diye. İnsin derken irade ve kudretiyle Allah'a yaşadı. Zatı değil. Yani zatı mı inşallah? Daha nasıl olacak ki? Bundan daha ileri bir gösterge olur mu ya? Elhasıl tahafuf, korkmak, tereddüt, telaş, mübalat, emniyet vermek onlara gibi hile ve ademi vusuku ve itimatsızlığı ima eden umurlardan mübarra iken, yani tahafuf, korkmamak, tereddüt etmemek davasında, acaba yani ben tekim de yani, herkes öyle, ben mi sırf akıllıyım? Hani derler ya, anne babamız, oğlum siz mi akıllısınız? Peygamber tekti, bunu demedi ya. Onun için sahabeleri tişinmez. Bütün herkes imanının aleyhindeydi. Demediler acaba biz doğru muyuz? Biz en ufak bir şeyde tenkitte eleştirde acaba ya sarsılıyoruz. Nerede ya? Senin iman nerede? Benim nerede ya? Telaş etmemek. Mübalat gibi. Yani mübalat de emniyet vermemek. Kale almamak. Telaş etmemek. Aldırış etmemek. Ha, acaba ya? Yok canım. Ya Allah'ım. Telaş etmemek gibi. Hile. Bunların zıttı hiledir. Hile ve itim ademi vusuku sağlamlığına zıt. Bunlar yapan sağlam değil, samimi değil. Ve itimat edilecek adam değil. İtimatsızlığı ima eden umurlardan, işlerden müberra iken peygamberler. Demek ki bir insana ne zaman sağlam değil, itimat edilmez, onu da çıkıyor. Sayın bir daha geriden. Bir insana bir, itimat edilir isayı, gerisini siz yap. Bir, davasını yaşarken korkmaması, itimat edilir. İki, davasını yaşarken davasından kendisi şüphe etmemesi lazım, davasına güvenilir. Davasını yaşarken telaş, panik yapmaması. Üç, dört, davasını yaparken aldırış etmez, emniyet vermez, panik yapmaz düşmanlarına, zıtlarına. Bu insan hile olmadığını, kendisi yaşıyor çünkü. Bu adam hilekar değildir. Bu adam haşa yanlış dahi olsa davasında samimidir. Ve bu adama itimat edilir. Bunlar bila perva, pervasız, yani pervasız kaydı, yani bu dört tane aşarak kuvveti ikminanla en hatarlı makamlarda olan hareketi en böyle hassas noktalarda hücumların, tehlikenin, ölüm dahi olsa hassas yerlerde dahi bunları yaşamasın makamlardaki hareketi nihayette olan isabeti, yani en sonunda söylediklerini, yaşadıklarını hayat tasdik ediyor, isabet ediyor. Mesela bir tane söyle demişti bana. Büyükçekmece'den hocam dedim. Allah Kur'an'da emirler yapmış. Yap var, yapmalar var. Haramlar var. İsabet ettiğini nereden biliyoruz? Hayat kendisini ifade etti. Mesela içki haram dedi. Vallahi o zaman ihtiyaç vardı da kafalarına kemiklerle vuruyorlardı da. Kemiklerle vuruyorlardı sahabeler. Düşmanlık olmasın diye içki haram dedi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi içki ve uyuşturucuya haram etmeye gerek yok. Çünkü neticesi hiç kötü değil. Eskide 10 grama ihtiyaç vardıysa bu emre, yasa, şimdi bin, milyonlarca. Yani yaşamasında ve iddia etmesinde tam isabet etmesi, hayat bunu gösterdi 1400 senede. Çok acayip delil ya. Sonra iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen. Yani öyle bir kaideler getirmiş ki, öyle bir şey inşa etmiş ki İslam medeniyetini, iki alemde semere vermiş. Meyveleri gözüküyor. Yani şu, Resul bak, iyi dinle, bunu kullanırsın kardeş. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsun. Kurudur, canlıdır. Şeftalidir, armuttur. İhtilaf var, iki gruba ayrıldı. Sonra bir baktık, bahar bekledik. Baharda ağaç
yeşillendi. Kurudur ihtimal olur mu da? Peki şeftali olduktan sonra armut olur mu da? Tamam. Yani peygamberden şüphe etmek ve ilk dönem olabilir. Ve ilk dönem heyecanla kendisi yaşar. Ama ölünceye kadar bu yolda ölmesi. İki, bu yolda her şeyini vermesi. Çünkü hilede şu var. İnsanları kaldırıp, kandırıp maddi ve manevi menfaatlanmak. Yani sömürmek. Bu zat zengindi, fakir oldu davasından sonra. Hatice-i Kübra radiyallahu anha ile evliydi. 25 yaşındayken 40 yaşındaki hanımı aldı. Dul kadını ve kafilesi vardı. Resulullah o kafilede çalışıyordu. Zengindi. Ne yaptı? Fakirledi. Şimdi ise dava adamları, fakir dava adamı oluyor, tüllerlik oluyor. Ey Nurcu, ey dershanede kalan, buna dikkat et. Resulullah'ın bu sünnetine dikkat et, tepe takla gidersin. Ümmetin malına sakın elini uzatma. Şahsına sakın gasp etme, tepe takla gidersin. Vallahi hiç kimse de sana merhamet de etmez. Gizli şeyini Allah biliyor. Gizlerin sahibi, göreni Allah'tır. Zannetme öyle, kimse bilmiyor. Sana ne emanet yaptılarsa yerinde kullan. Vallahi tepe takla gidersin. Tefez edemezsin. Senelerce kalırsın dershanede, bir gram gidemezsin. Şefkat tokadına bak. 8 ay okuduğum halde diyor, 8 günlük kardeşimin istifade ettiği kadar tefez edemedim. Edemezsin. Samimi ol. Dershanede kaldığın halde hala langur lungur yapıyorsan haramına, helalına dikkat et. Hasetine, gururuna, kibrine dikkat et. Ben merkezli olayları yorumlamana dikkat et. Ve vermez sana, açmaz sana bu. Mehirini vereceksin, kız sana teslim olmaz. Mehir. Mehiri bu. Allah Resulü emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir. İnne münafık olmak için. Ben mi bilmem lazım? Allah bilmesi yetmiyor mu münafık olmak için? Veya alametini taşımak. Bak, tesis ettiği öyle bir saray bina etmiş ki, öyle bir ahlak vermiş ki, dünyada cenneti yaşıyoruz. Vallahi yaşıyoruz ya. Bizden daha huzurlu kim olabilir ya? Ha, onlara bakma, uyuşturucu içiyorlar. Onlar bitmiş, korkadan adam türkü söyler. Sıkıntısını bastırmak adam, bastırmak isteyen adam, ha 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 güler. Günaha giden, rezilliğe giren adam, sıkıntısını bastırmak için diyor ulema hatta. Tekebbürü gösteren gururun ile, aczını gösteren kibrin ile, değil mi? 20 sözde. Bey, kim yaparmış? Zayıf adam yaparmış bunu. Göstermek içiyor. Çünkü o zaafı var ya, acizlik. Onu bastırmak için kibirli gösteriyor kendisi. Acizliğini gösteren tekebbürü neler? Çok tuhaf. Allah Allah. Kaydeleri hareketiyle tesis ettiğine binaen her bir fiil, bak her bir fiil, her bir tavrının, her bir tavrının, her ortaya koyduğunun iki taraftan, yani bidayet ve nihayetinde ciddiyeti ve sıdkı. Yani hem dünya hem ahireti tesis ettiği gibi davayı başlattığı an tevazısı, alçak gönüllü yaşantısı, kendi iddia ettiği, kendi yaşaması ile muvaffak olup, etbağı çoğalıp, binlerce pofofları şakşakçılar olduktan sonra, müntesipleri, takipçiler olduktan sonra hala aynı mı? Adam davasında sabredi. Eğer başlangıçta sonu farklıysa, ustadı da öyle diyor ya, ustadı tarif ederken, tarihçi de. Yani bakalım dünya bir bidayetinde mütevazı, alçak gönüllü falan, ama sonunda muvaffak olduktan sonra el avuca sığıyor mu? Yani bir çizgisinde değişiklik var mı? Allah Resulü amelde de öyle yapmış. Fikirlerinde de öyle yapmış. Başlangıçta kıldığı namazda sonunda aynı. Yani bir insan 23 senede bir şey mi değiştirmez? Bir fikrinde mi terakki olmaz? Bir sözünde mi değişiklik olmaz? 23 senede değil, ben 23 günde sonra
Fikirlerim değişiyor bazı şeylerde, sabitlerde değil de tefekkürümde. Peki şey nasıl olacak abi, hani büyüğümüz büyüğüne benzer mesela, öyle bir hadis var. O işte, hal işte, terakki o iç alemi, eylem değil o. Orucu değişmemiş ki, orucu aynı. Namaz, yatsı namazı dört farzdı, dört rekattı, altı olmadı ki. Ama bir halinde bir hali, ya kardeşim sen buraya gelmeden önce bir mi? Ama namazın aynı, ama namazın içi değişik, ruhu değişik. Sen şimdi eskiden namaz kılıyordun, şimdi namazınla salata giriyorsun. Hayda, nereden çıktın? Namaz kılıyoruz ki tamam salata girelim diye. 46 sözler. Ya usta, yatsı namazında o aleme girdim, salata girmiş, salat-ı kübrada. Salat Ekber'de namaz kılıyor. Cemaat uzmanı. Cemaat uzmanı. Namazımızla salata giriyoruz. Tek imam var, tek imam. İkindi kıldırıyor. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Biz kaçıncı saftayız? 14. Ama sesi gelmiyor bana. İmam Azam. Allah Resulü diyor ki, Semiallahu limen hamide. Duymuyor. Rabbena ve lekel hamd. Kim bu? Duymuyorum. İmam azammış diyorlar. Olmaz. Duymuyorum. Ondan sonra İmam Ebu Yusuf aşağıda, o daha getiriyor. Getirdi. Duymuyorum. Rabbena ve lekel hamd. Kim bu? Bediüzzaman. Duyuyorum. Bir münadi yani. Bizi onunla bağlamış. Saf, namaz tek, namaz diyorum, salat tek, namazımız bu. Namaz, bizim saftakiler namazdayız. Ama komple salattayız. Salat-ı kübrada, cemaat uzmanında, imam var, tek imam. Onun için imam diyoruz da hocalar hep işte ne yapalım işte. İmam-ı azam, imamı bilmem neyle, olur mu ya? İmam. Fahri kainat, imam, bütün peygamberler, reis, hepsini namaz kıldırıyor. Tek namazda ama salata giriyorlar. Vekil gibi. Kainat, Kur'an-ı kainat mescidinde. Allah. Namazda girmiş ustad, namazda, yatsı namazında. Aleme girmiş, salat uzmaya. Ama ya Rabbi ya. Ne diyor, bir bilsek var ya, ne diyor ya. Yani... İyi şeyler demiyor ya. Diyorum ya, okumayın Risale. Tiryaki olursunuz. Adamı deli ediyor. İnan. Okumayın, tiryaki olursunuz. Okumayanlar haklı. Okumasın. Adamı deli ediyor ya. Ne diyor ya? Sigara mı? Ya, tiryaki olursun. Allah Allah. Ya, çok hoş ya. Hoşuma böyle, Resulullah'ı böyle tanımak, öf. Ne zararın olur be kardeşim, Risale'nin olur. Resulullah'a bak şimdi. Ciddiyet okuyoruz güya, değil mi? Resulullah'a bak. Bundan da nasıl imanımız pekiştiriliyor? Neticesi ahiret değil mi? Zerre kadar imanında inkişaf ettiyse bu derslerde, otur kalk şükret. Çünkü imanın karşılığı Allah'tır. Cennet değil. Rıza ilahi ise. İmanın karşılığı Allah'tır. Çünkü imandan sonra zatının nuru geliyor. İmandan sonra cennet gelmiyor ki. Zatımın, mümin kulumun kalbine koyduğum nurdur. Allah'tır. Allah'ım. Sendeki karşılığın bende Allah'ım. Koruyamıyorum. Emanet olarak sana veriyorum. Allah'ım koru. Allah'ın zatının nurunu taşıyoruz. Onun şoförlüğünü yapıyorsun. Malına dikkat et. Münafıklık yapmamak lazım. Emanet. Allah'ın nuru. Ah, ondan daha büyük ne var? Ne korkacaksın? Ne korkacaksın? Madem imanın var, madem davamda vermiş, vallahi korkmuyor. Öyle bir Allah'ım var ki, öyle bir Allah'ım var ki, bu millet o Allah'ın rahmetini bilse namazı bile terk eder. Ama rahmeti bize aldatıp da edepsizlik yaptırmasın. Yani namazsız bırakmasın. Alamazsın.
namazı kıldıktan sonra da asla şeytan ve lain etba bana ümitsizlik veremez. Veremez. Namazım var, davam var, korkmuyor. Vallahi korkmuyor. Kabre de gireceğiz. Davam var çünkü. Allah benim davam. Allah'ın nuru var bende. Allah bunu beni seviyor. Tabii ki seviyor, şüphem yok. Davasını ismetçi seçmiş. Hadisi kutsi var. Allah bir kulunu severse davasını ismetçi seçer. Başka? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Görüyor muyuz? Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka? Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Allah bir kulunu severse hayırlı işleri nasip eder. Hayırlı iş yapıyoruz. Allah bizi seviyor. Bediği şeylerde tereddüt etme. Şeytanlıktır. Haşa. Allah bizim, benim. Allah değil. Allah'ım. Malım benim. Kitap değil. O kitap kimin? O olabilir. Ama benim kitabım. Benim kitabım benim. Bu şuuru veriyor Risale-i Nur. Bu veriyor. Risale-i Nur veriyor kardeş. Benim namazım yoktu. Benim namazım yoktu. Şimdi Allah'ım var. Hiç böyle bir devam yoktu 17 yaşına kadar. Ne yapayım? Töreden, örften gelen işte bir şey vardı. Haşa, inkarcı değildik tabi. Ama işte kafir, Anadolu çocuğu işte yani. Kafir, lay 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 lay, lülü lülü vesaire. Ama şimdi Allah'ım var, devam var. Ben de bir şey için çalışıyorum. İnancım var bende. Kendimi bir şeyle yorumluyorum. Bir şeye nispet ediyorum. Bir şeyin malıyım diyorum. Bir şey adına çalışıyorum. O şerefe bak ya. Şerefe bak. Dayanamıyorum ya. İnan dayanamıyorum vallahi. O kadar hoş ya. Tamam. Biz adamız da omuzumuza koymuş. Sonsuz şükürler. Diğer sıkıntılar. Umrundayım sanki. Hikaye bunlar. Hikaye. Hikaye. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Senden razıyım Allah'ım. Bizden de razı ol. Allah'ınız aşkınızı ilan edin. Allah'ım ben seni seviyorum. Allah'ım senden razıyım. Allah'ım benden razı ol sonra söyle. Allah'ım ben senden razıyım. Seni seviyorum. Seni arıyorum. Senin derdine düştüm. Allah senden razı ama sen de razı mısın? O bilemem. Seni kullanıyor ya biz. Evet tabii ki razı. Kullanmasaydı Allah razı olmasaydı Allah dalga geçmez. Tabi estağfurullah. Allah hulfu vaat etmez. Ben size verdiğim imanı zayedici değilim diyor Kur'an'da. Garantiliyor. Kur'an garanti sigortamız. Öyle diyor. Beni hiç ilgilendirmez. İman beni ilgilendirmez. Kur'an öyle diyor. Sigortaya dahil olan adam arabaya binip ya ne olur kaza olursa arkadaşım şüphe var mı sigorta kağıdında? Yok. Trafik polisi kağıdında böyle yazıyor ama sigorta. Acaba hakikaten sigortalı mısın? Demiyor. Hadi geç diyor. Nüker mekil. İmanın sağlam mı? Sigorta ettirmiş misin imanını? Ben sigortalıyım. Nerede biliyorsun? Kur'an nasıl sigorta kağıdı? Kur'an benim. Nasıl anlayacağız? Taşı. Kur'an değil bu. Musa. Okuyunca Kur'an olur. Okununca Kur'an'dır ve sigorta poliçendir. Ruhun sigortalı kardeşim. Korkma. Kardeşim yangınlarda, kazalarda, ölümlerde, afatlarda bütün sigortalar kabre kaldı. Ama benim sigortam kabirden de sonra kullanılıyor. Tamamen her şey yükleniyor sigorta şirketi. Ölüm dahil ödüyor. Hayatını veriyor. Fani beka veriyor. Tamam. Meftine öldün ya. Trafik kanserden şey. Sigortalıysan, Kur'an sigortasıysan meftine hayat veriyor. Genç ihtiyarına ebed gençlik veriyor. Faniliğine baki veriyor. Böyle sigorta. Poliçesini istiyor musunuz? Satılıyor. Nerede satılıyor abi? Bayiler var. Abi ne bayisi ya? Ya Kur'an sigorta bayileri var. Medreseler. Ha? Kur'ansız bir günün geçecek. La. Kur'ansız ya bir sayfa okumadan geçecek. Oğlum çok ayıp ya. Çok ayıp. Sigortasız çıkma kardeşim arabayı. Trafik polisi çevirir. Ya çevirirse ne olacak? Bayramını vallar mı? Ya Kur'ansız, sigortasız çıktın. Yani Kur'an okunmamış, poliçesiz. Ya el meftun hakkı oldun mu? Ya
Senin beyefendi, poliçen yok, sigorta. Ya evde? Evde olacağına zaten sigorta şirketinde vardı. Niye taşımıyorsun kardeşim? Ya kemküm? Kemküm yok. Gel buraya cezayı ver. Emre Tınak, Azeri Aleyhisselam geldi. Ben sigortalıyım. Hani sigortan? Ya evde. Dün vardı. Dün yemek yemiştim. Bugün niye yiyorsun? Ya sigortalayın. Hayatınızı sigortalayın. Şirket var. Dershaneler şirket. Benim şubelerim var. Şirket. Benim kuran şirketi. Bütün dershaneler benim. Oraya gidin poliçenizi yaptır. Siz bilirsiniz. Kazalarda, yangınlarda, ölümlerde sonra tutuşursunuz. Nazar ehli dikkati arzı didar ediyor. Bağımsız mecmu harekatının imtizacından Allah Resulü'nün komple tümünü düşünürsen ne çıkıyormuş biliyor musun? Ciddiyet ve hakkiyet şule-i cevali gibi. Allah Resulü'nün işte tahaffuf, tereddüt, telaş, mübalağat, efendim samimi olması, başlangıçla son aynı olmasından şu çıkıyormuş komple netice. Ciddiyeti, davasına ciddi, bir de hakkiyet, hakkaniyet sahibi olduğu, hak olduğu, doğru olduğunu gösteriyor. Ciddi, hakkaniyet olduğu, hakkiyeti şule-i cevali gibi, parlayan bir yıldız gibi, gözüküyor her yerden, yıldız gibi, ve inikas altından, ışık vermesine sana, ve muvazenatından, yani öyle bir harekatlar, öyle yaşıyor ki, eline, etbağına, izleyicilerine, müntesiplerine şey veriyor. Kantar, metre. Dolayısıyla bizde ne oluyor? Muvazenat. Muvazenatından sıdk ve isabet. Yani peygamber davasında bunları yaşayınca adamın, yani aleyhissalatü vesselamın ciddi olduğunu, sıdk olduğunu ve davasında isabet ettiğini. Çünkü niye? Meyve verdi ağaç. Artık meyve veren ağaç hakkında meyvenin dışında bir ağaç demek, ağaç cansızdır demek ne kadar mantıksızsa Allah Resulü'nün hayatı meyve vermiş. Artık onun davasında şüphe etmek bu kadar mantıksızlıktır. Belki Lami gibi tezahür ve tecelli ediyor. Belki Lami mesela uzaktan şöyle yapalım. Ben ilk defa olmuştum ama eskiden gece gidiyordum derse kaç sene var? Epey var. Camdan lazer çıkmıştı. Çocuklara. Ulan baktım önüme hani var ya ışık böyle. Şöyle. Allah Allah, yanıp sönüyor. Dedim ya. Ulan dedim, bana dedim bunlar musallat olamaz. Mümkün mü? Ben zaten sert adam ha. Cinler falan. Ulan Allah Allah dedim. Sonra söndü. Az gidiyorum, durdukça sönüyor. Gidiyorum ona gidiyor. Allah Allah. İleriye gidiyor. Bir kafaya alıyor. Tabii. Ondan sonra işte bir şekilde binaya baktık, gülüştüler, anladı. Belki Lami, bak uzaktan varlığını senin önüne atıyor. O geride ama önüne atıyor. Allah Resulü de böyle. Boşuna misal anlattım. Baz istasyonu arkada, arabayla böyle gidiyorum. Ama bazı istasyonu önümdeymiş gibi ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Böyle dönüp de telefonla konuşmuyorum bazı istasyonuna doğru. Bazı istasyonu arkamda dahi olsa konuşuyorum. Çünkü uydu gibidir. Uydu her yerindesin. Belki Lami uydudan lazerle senin önüne her nereye gidersen dönerseniz dönün oradadır. Nereye dönerseniz dönün telefon bazı istasyonu konuşursunuz. Böyle de konuşursun, böyle de konuşursun. Allah'a da öyle. Nereye yönelirseniz o oradadır. O zatın en yüksek derecede bulunan züht ve takva, züht, maddi ve manevi bir şey tenezzül etmemek, mahkum olmamak, ona tiraki olmamak, eline onun fakirliği, bileziğini vurmamak. Palanga. Her talep ettiğinizin kölesisiniz, fakirisiniz. Her talep ettiğimiz faninin elimize vurulan palangadır. İşte Allah Resulü faniye yüz çevirmiş, züht ehli olmuş. Züht ve takva ve ubudiyeti, bak üç sıfatı. Züht,
takva ve ubudiyetin şehadetleriyle malik olduğu kuvve-i imaniye ile musaddıktır. Allah'a iman ettiğine sadık, Allah'a iman ettiğine en kesin doğruları Allah Resulü'nün züht sahibi olması, takva sahibi olması, ubudiyeti kendisi yaşaması, imanını gösteriyor. Tamam mı? Ve keza Siyer-i Nebeviye'nin şehadetiyle derece-i vusuku, yani biz görüyoruz ki Siyer-i Nebeviye'de Allah Resulü'nün şeyinde, hayatında sağlamlığı, sağlam, böyle ikide bir, öyle dedim ama kıvırmıyor böyle. Kıvırma yok. Derece-i vusuku ve kemal-i ciddiyeti ve metaneti, zorluklara karşı boyun eğmemesi, tamam canım, hayır. Dozer gibi taşı da bile kırması yanında basında. Çünkü hedeften ayrılmıyor. Yani şunu nasıl anlarız davasındaki metaneti şu. Adam oraya bakıyor. Bak bana. Buluta bakıyorum ben karşımda. Bulut gözüküyor. Ben etrafı görebiliyor muyum şimdi? Peki etrafı görüyorsam neyi görmüyorum? Evet. Eğer etrafınla, etmanla, şunla bununla uğraşan, münakaşa eden adam davasından gözünü ayırmıştır. Onun bunun kusurunu arayan, davasına odaklanmayan bir göz görür. Askerde nöbet tutanlar bilir. Düşman geldiği zaman, gece parola ile söylediği zaman, göz orada. Bak ne diyor? Gözüm düşmanında, kulağım sende komutanım. Gözüm düşmanında. Tamam, tüfek burada bak. Gözüm düşmanında, kulağım sende komutanım. Dönmüyor adam. Komutanım ne demiştin? Göze gerek yok, kulak yetiyor. Tamam böyle asker gibi. Çünkü onun talimatına gözü yönlendirmeye gerek yok. Göz orada olacak. Göz hedefte olunca onun bunun kusurunu görmezsin. Ama abi o şöyle dedi de şöyle gitti. Ha sen hala orada mısın? Sen davanla meşgul ol. Kimsenin kusurunu çok bilmeyle senin hasenetin artmıyor. Başkalarının kusurunu artmayla kemalatını artmıyor. Çok bu konuda bilgi sahibi olmayla hazinen artmıyor. Tam tersine beter oluyorsun. Boş kafa oluyorsun. Boş kafa. Kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvve-i emniyeti. Bütün işlerinde emniyet veriyor bize, güven veriyor adam. Adamın duruşu, konuşması, tavasındaki samimiyeti, yani bize güven veriyor Allah Resulü. Güven veriyor. Bir adam da öyle. Yani şu masada oturduğu zaman, Risale-i Nur'a sahiplendiği zaman, anlattığı zaman demiyor. Ya bize biraz güven verecek ya. Yanlış dahi söylese bazı şeyleri ki beşeriyettir. Ama güven veriyor adama ya. Güven vermesi lazım. İnsana bu enerji vermesi lazım. Hani var ya evlenirken abeleti kalamadım falan diyorlar. Bazılarının adresi şey olunca. Niye olmadığını anlıyorum. Abeleti kalamadım. Lan Kıban Barajı'ndan mı alacaktın lan eleti? Acayip bir şey. Ne peki ne olacak? Ortak tarafınız %60-70 veya 70-80 olursa tamam. Evlilik tamamdır. En çok beğendiğin sen kimdir biliyor musun senin? Sensin. Sen kendini beğeniyor musun? Sen kendinle kavgalısın, sen kendini beğenmiyorsun da başka nefsi %100 istiyorsun, beğenmeye çalışıyorsun. Nereye atladım ayasak? Tamam geri dönüyorum, tamam. Bütün işlerinde ve harekatında kuvve-i emniyeti, kuvve-i emniyeti çiz. Bu sıfatlara sahipse kuvve-i emniyeti, hakka müntesiki, hakka bağlılığı. Daha nasıl olacak ki adam? Hakka bağlı. Bir adam bunu iddia ediyor. Bu benim. Ben bundanım. Ama buna uymuyor. Bırak lan. Bırak koy buraya. Aldatma yani. Siper yapma böyle. Ha, bundanım. Bununum diyorsan buna uy. Veya uyamıyorsan da de ki uyamıyorum. Benim fiilimi taklit etmeyin. Bunu taklit edin. Doğru budur. Yani evet yapamadığın şeyi söyleyeceksin. Kur'an'da da o ayette var, o ayette var. Ne yapmadınız ne söylersiniz o da var ötekisi de var. Hadiste de var. Yani namaz kılamıyor adam veya kılmıyor. Oğlum ben kılarım. Kılın siz.
Oğlum nereye gidiyorsunuz dershaneye, ne namazı lan? Ben kılıyor muyum, siz de kılmayın. Demek nerede? Oğlum ben yapamıyorum, ben zaten kaydık. Biz zaten hasarlıyız, özürlüyüz. Siz bari gidin de kurtarın, demesin mi? Hakikata salik olduğunu tasdik eden kat'i delillerdir bunlar. Mesnevi Nuriye 23. Bunu okumak istersen şu anda okuduğum şu son 23, yukarıdaki muhakemat 144. Ne kadar hoş değil mi İsa-i Nur? Bak, 3 paragraf okuduk. Yarın inşallah buradayız. Nedir o? Ciddiyet ve vakar esas. Daha vakara gelmedik ha. Ciddiyet. Ne kadar hoş. Risale'nin ne kadar hoş. İçini doldura doldura gidersen, dozer yol aç aç, o zaman mülkten çekiniyorsun, batını fark ediyorsun, sevk alıyorsun. Bundan sonra lavaboya nasıl bakacaksın? Kafanı yıkıyorsun, affedersen öteki lavabo tuvalete gidiyorsun, lavabo. Lavabo nasıl oluyor? Hiçbirisi diyor mu, hop hop kardeşim nereye atıyorsun lan diyor mu? O yol, gidiyor. Gidiyor depoya. Postatif kuyusuna gidiyor. Ya denize. Denizde balıklar da şey yapıyor. Aynı bu örnek gibi. Lauba, laubali. Her şeyi içine koyarsan senin malzeme de o taraflara gider işte. Öyle bir adam olursun. Her şeyi sokarsan postatif kuyusu gibi kapalı. Her türlü enkaz orada. Laubali. O demek. Lauba olma. Vahir de vahum. En elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.